Günaydın sınıf. Hey, herkes bana baksın. Yeni arkadaşlarımızın bilmediğimiz çok güzel özellikleri varmış. Güneş size anlatsın. Evet, ellerinden her iş geliyormuş. Ama temizlikte üstlerine yok. Dün bütün kantini pırıl pırıl temizledi arkadaşlar. Kuzulara yeni isimler mi bulsak? Çamaşır ve bulaşık kuşları. Bayağı komikmiş ya. Ne bu? Anaokulu seviyesi mi? Sakin ol Tonguç. Uğraşma. Ya bizimle uğraşan onlar iyi tefe. Hey! Artık kendinize gelin. Bak Minnoş'a. Gelmezsek ne olur? Bana bakın göktaşları. Şimdi yerinize oturun yoksa o yörüngeye ben yollarım sizi. Bak bak bak. Sarıya bak ya sen. Sen neye güveniyorsun kardeş? Gel öğren kardeş. Oh beyler tamam sakin olun. Geçin yerlerinize. Sen tahtayı sil. Evet. Selim Bey, Korkut hocanızla beraber ortak proje çalışmasına başlayacağız. Proje robot kol. Hızlıca anlatıp sileceğim. Kaçıran olursa sınıfta kalır. Şimdi evet, mezun olduğun üniversite ve referansların gayet olumlu. Okulumuzdaki matematik öğretmenliği için uygunsun. Sağ olun hocam. Aslında sayenizde. Hocam, hatırlamadınız mı? Evet ya, çok sessiz, içine kapanık bir kız öğrencimizdin sen. Ay, zaman nasıl hızlı akıyor. Mezun olduğun okula şimdi öğretmen olarak geliyorsun ha? Aa, hocam yetiştiğim yere hizmet etmek benim için bir onurdur. Aramıza hoş geldin Ece kızım. Biz de çok mutlu olduk. Sağ olun, hoş bulduk. Otur, otur bir şey için. Ne içersin? Zahmet olmazsa ben bir çay rica edeyim hocam. Ne zahmeti hocam? Derhal. Esadi. Şimdi otonom robot kollar her ekibin beraber çalışmasıyla ortaya çıkacak ve bir ay sonra yapılacak olan küçük bir yarışmada test edilecekler. Nasıl bir yarışma hocam? Şey gibi mi hocam? Robot kolu en uzağa atan kazanır falan. Hayır. Ağırlıkları birbirinden farklı 3 objeyi belirlenen mesafede kat ettirme ve yerleştirilen hedefe isabet ettirme olacak. Ve tabii bunun içinde mesafe, rüzgar yönü ve ağırlık hesap edebilmesi gerekecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Güzel. Sen tahtayı sil. Çattık arkadaş ya.